Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ee, soruyorsunuz şükür ben de iyiyim. Şimdilik yaşamaya devam. Arkadaşlar bugün sizlere yeniden Amerikan yaptırımları, bunun yansımaları ve e, Türkiye bundan sonra Çin ve Rusya'nın yanında mı yer alır? Batı, bloğu, Batı bloğundan kopar mı? Bu yaptırımlar hakikaten Türk savunma sanayi nasıl etkiler? Yaptırımlar e beklenen yaptırımlar mı daha mı ağır daha mı hafif ve Joe Biden gelirse bu yaptırımları kaldırır mı yoksa daha da ağırlaştırır mı? Bu gibi konularda bir değerlendirme yapmak istiyorum. Arkadaşlar malum 20. yüzyılın hakim gücü tartışmasız Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ve 21. yüzyılda yeni bölgesel Güçler çıktı. Hindistan ayrı bir güç. Çin ayrı bir güç. Rusya ayrı bir güç. Bölgesinde Türkiye ayrı bir güç. Yaptırımların gelmesi Türkiye'nin e, Azerbaycan'da e, denk geldi. Türk Mehmetçiğin Azerbaycan'da e, zafer gününe katılması dünyada ciddi bir yankılanma yaptı. Arkadaşlar e, Batı'da İslam düşmanlığından çok bir Türk düşmanlığı var aslında İslam görünmenin altında havzalarda yani Haçlı seferlerin özellikle Fransa kaynaklı Türkler durdurmuştur önemli ölçüde ve son be, e, geçmişte de 500 yıldır yani Osmanlı'nın e, ne kadar akın eserleri de Osmanlıyı geçememiştir havzalarda bir Türk algısı var bu da ciddi anlamda düşmanlık şeklinde korku da var de geçmişte. Şimdi Türk ordusunun Mehmetçiğin Azerbaycan'da gösterisi ciddi anlamda yankılandı. Yeniden bir debreşme oldu. E, yaptırımlarla ilgili harekete geçme uzun süre önce oldu ama buna da denk geldi. Dikkat çekmek istiyorum. Batı'daki algı Mehmetçiğin Bakü'de yürümesiyle Batı'daki husumet biraz daha alevlendi diyebiliriz. Yaptırım konusunda nasıl başladı bu süreç? S400'ten kaynaklı diyorlar. Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası, catsa, katsa her neyse bir yasa var. Tamam da Türkiye Amerika'nın hasımı mı? Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri, NATO'da ortak. Ayrıca bu yasa 2017'de çıktı. Türkiye bu işlemleri daha önce yaptı. Ee, şimdi hasım yerinde Türkiye'yi Rusya'yı koyduk diyorlar. E Rusya'dan aldığınız için sizi koyduk diyorlar. Şimdi Amerika'nın buradaki Türkiye'nin duruşu burada net. Siz bir petrol sistemlerini alıp götürdünüz. Suriye e, ilk 2011 Suriye başladığında, Suriye karıştığında çektiniz. E Türkiye Çin'den bir hava savunma sistemi almak istedi, engellendi. Arkasından petrol sistemi almak istedi. Bir sürü şart sürdüler. Sonra Türkiye Rusya'ya yöneldi. Yeniden Petroit'e yöneldi. Bu kez teklif bile vermedi Amerika. Sen savunmasız kal der gibi. Trump da bu bahaneyle bu yaptırımları bu zamana kadar engellemişti. Şu an metro edeceğini söylüyor ama sonuçta Kongre ve Senato'nun 3'te 2 çoğunluğuyla geçtiği için bir ay sonra yeniden gündeme geldiğinde zaten Trump bunu kabul etmek zorunda. Dolayısıyla e, Hazine Bakanlığı bunu daha Amerikan Hazine Bakanlığı daha erkenden ilan etti. Amerika'da çok taraflı bir yer. Pentagon, Savunma Savunma Bakanlığı ayrı, yani Kongre ayrı, Senato ayrı, Beyaz Saray ayrı, Dışişleri Bakanlığı ayrı, çok başlı. Birbiriyle çatışan gibi görünen politik açıdan uluslararası ilişkilerde kurumsal yapılar var. Önceden Türkiye'yi düşünün. Askerlerle emniyetçiler bir araya gelemezdi. MİT'le askeriye gelemezdi. MİT'le emniyet gelemezdi. Böyle her kurum kendi başına buyruk. Ciddi bir koordinasyon Problemi vardı ama son dönemde Savunma Sanayi Başkanlığı'nda hem Savunma Bakanı var hem İçişleri Bakanı var. Dolayısıyla yani bir koordinasyon kuruldu. Amerika'da şu an bu yaptırımlar konusunda Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'la e, kongre daha sert, Amerikan Beyaz Saray, Amerikan Pol e, Devleti'ni yöneten ve onu temsil eden uluslararası ilişkilerde Dışişleri Bakanlığı bu noktada daha yumuşak davrandı. Yaptırımların daha ağır olması bekleniyordu. Fakat bu yaptırımlar e, Türkiye için, Türkiye'nin gönlünü tıkayacak ilk etapta öyle görünmüyor. Yani biraz sonra bunun detaylarına geleceğim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Soğuk Savaş öncesi bunların e, 1920 yıllarda İngiliz tarihçi McKinder'ın hazırladığı bir e, kalpak teorisi vardı. Kara hakimiyet teorisi. Avrasya'ya hakim olan dünyaya hakim olurdu. Daha sonra John e, Nicholas Speckman... Bunu kenar kuşak dedi. Avrasya hakimiyeti yetmez. Kenar kuşağı da hakim olmak lazım. Yani Türkiye, İran, Pakistan, Afganistan, Hindistan, Çin'e kadar olan kuşağa hakim olması lazım. Ve Soğuk Savaş sonrasında Amerika bu dünya hakimiyet teorisinde, kara hakimiyet teorisinde Spakeman'ın şeyini kullanıyor, teorisini kullanıyor, kara, kenar kuşak teorisini. Ve zaten dünyada 150 ülkede üssü var binden fazla Amerikan, bin'e yakın, hadi binden biraz da fazla diyelim. Üssü var, her tarafta Amerikan askeri var. Ama 21. yüzyılda olay değişti. Şimdi deniz hakimiyet teorisi var, kara hakimiyet teorisi var, uzay var. Bir de şimdi siber çıktı ortaya. Bir de Amerikanın yayınladığı 2020 yılında bir rapor var. Gayri nizami harp diyor. Yani ülke arasında görünürde bir savaş yok ama gayri nizami olarak var. Nedir gayri nizami harp? İşte e, terör örgütler üzerinden İşte mesela FETÖ'yü Türkiye terör örgütü kabul ediyor, Amerika kabul etmiyor. PKK'yı Türkiye terör örgütü kabul ediyor ama Amerika isim değişikliğinden atlayarak da binlerce tır silah vermişti. Bu nedenle gayri hesabı hap kapsamında Amerika zaten 2019'dan beri, Türkiye'nin Suriye operasyonundan beri e, savunma sanayi ürünlerinde Türkiye'ye ambargo koyuyorduk, üstü örtük. Yani savunma sanayi başkanlığının açıklamasına göre Amerika bize bir ürün istiyoruz. Hayır demiyorum evet de demiyor diyor. Süreci uzatıyor. Daha sonra herhangi bir şey olsa e, biz hayır demedik diyecek. İyi de vermiyorsun da ürünü diyor. Pakistan'a atak helikopter ihraç edecekti. 30 tane Amerika motor benim izin vermiyorum dedi. Aynı şekilde. Üstü örtük zaten bir şey vardı. Bu yaptırımlar bunu biraz daha açığa çıkartmış oldu. Şimdi Amerika'nın dünya hakimiyet teorisinde bizim bölge oldukça önemli. Bu nedenle NATO üzerinden Rusya'yı yükşatıyor. Yani soğuk savaş konseptinde tez Amerika, kapitalizm, antites, komünizm olduğu için o konsepti devam ettiriyor. Oysa ki şu an tez Amerika, antitezde Rusya değil. Çin var merkezde. Eğer tez varsa bu, bu Çin'dir şu an için. Antitez Amerika batı konumuna geldi. Ve e, Türkiye'nin duruşu hangi tarafta duracak? Yani hangi tarafta derken Türkiye'nin kendi tarafı var ama işbirliği noktasında Çin'den daha sıkı bir işbirliği şimdilik ticari ama askeriye dönüşürse dünyanın gidişatı farklı olur. Türkiye derken sadece Türkiye değil ama bölgedeki ülkeleri batı ya tam bir entegrasyona yeniden dönerse durum daha değişik olur. Çünkü Avrasya'nın tam ortası İslam dünyasının kalbi sayılan jeopolitik olarak tam Avrasya'da ortada bir yerde duruyoruz. Şimdi bu yaptırımların ağır olduğunu söyleyen var, uzmanlardan. Hafif olduğunu söyleyen var. Benim gördüğüm kadarıyla Trump uygulayabileceği en hafif yaptırımları uyguladı. Yani başkan olduğu için Trump ama burada Pompeo'nun da bir etkisi var elbette ki. Ee, Amerikan Dışişleri Bakanı... 2024'te Trump'la beraber Cumhuriyetçi Parti'den aday olabilir. Trump'ın niyeti var ama kendisi de Amerikan Kongresi'nde evrensel ciddi anlamda var. E, aynı zamanda Yahudi lobisi de, Yahudi derken Siyonist İsrail lobisi de çok etkin. E, kongre'de ve Senato'da. Ve bu senatörlerin Türkiye'ye karşı e, yaptırım, eğer yaptırım kararı eskiden beri biliniyordu. Bu da İsrail endeksli ama aynı zamanda Rusya'ya yolan bir husumet var. Türkiye Rusya'dan S-400 aldı ama eğer bunu test etmeseydi Sinop'ta biz bu yaptırım kararını almazdık diyorlar. Oysa ki alakası yok. Ne yaparlarsa yapsın alacaklardı. Neden? Şimdi bu nedene biraz sonra geleceğim. Arkadaşlar bu yüzyılda artık Rusya'nın bir stratejisi var. İşte Suriye'ye indi, Libya'ya uzandı, Orta Doğu'ya, Afrika'ya gidiyor. Sovyetler Birliği'nden kalma ilişkilerini yeniden canlandırdı Afrika'da. Bir Afrika zirvesi düzenledi. Soçi'de Putin ve Afrika'ya ciddi anlamda silah satıyor. Wagner paralı askerleri var. Amerika'nın da karşı karşıya geliyor. Çin'in bir strateji var. Şimdilik askeri görünen strateji, şey, ekonomik görünen strateji askeriye evrilecek. Bunu biz e, birkaç yıl içerisinde net bir şekilde göreceğiz. Çin şimdi Pakistan'ın Suudi Arabistan olan borcunu ödemek için swap yaptı. Suudi Arabistan'a e, borcunu Pakistan Çin parası ile ödedi. Daha önceki videolarda anlatmıştım. Çin Afrika'da birçok ülkeye borç veriyor. Artık yeni fonlama merkezi ve 73 ülkenin de bu pandemi sürecinde borcunu sildim dedi toplam 2.3 2.6 milyar dolarlık filan galiba borç. Şimdi Çin burada onun bir hakimiyet stratejisi var. Rusya'nın var. Amerika'nın var. Şimdi Avrupa Birliği'nin kendine göre bir stratejisi var. Joe Biden'ın gelmesiyle Avrupa dış ilişkileri yani askeri e, hareket gerektiren strateji gerektiren ilişkileri Amerika ile beraber yürütmek istiyor. Dolayısıyla NATO'nun yeniden güçlenmek istiyor. NATO Genel Sekreteri bu yaptırımlara Türkiye'ye yönelik yaptırımlara üzüldüğünü söyledi. İki NATO ülkesinin karşı karşıya gelmemesi gerektiğini söyledi. Bugün Amerika'dan ilginç bir açıklama var arkadaşlar. Ee, önemli bir yetkili diyor ki bu yaptırımlar diyor Türkiye ile ABD Dışişleri Bakanlığı siyasi ve askeri İşlerden sorumlu müsteşarı Claire Cooper. Türkiye'ye yönelik ABD'nin ile yaptırımlar yoluyla mücadele yasası yaptırımlarının iki ülke arasında uzlaşma ve gidilecek yolları belirleme fırsatı sağlayacak diyor. Yani biz gidiyoruz. Joe Biden'la masaya oturma şansı verdik size diyor. Şimdi bu yaptırımlarda Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in açıklamaları var. Biz diyor Savunma Sanayi Başkanlığı olarak da yurt dışından silah ithal etmiyoruz. Satın ama yapmıyoruz. Biz proje çizeriz, strateji belirleriz, fizibilite hazırlarız filan diyor. Dolayısıyla bizim kuruma ve dört kişi uygulanan yaptırımlar Türkiye'nin e, tedarik noktasında yurt dışında bunu engellemez diyor. Ancak e, Amerika Birleşik Devletleri derse ki Türkiye'ye aynen zaten diyor gizli olaraktan siz benim motorumun gemi sanayinde kullanıyorsunuz. E, helikopterde kullanıyorsunuz. E, bunun ihracatını yapamazsınız. Türkiye son dönemde savunma sanayi yaklaşık 11 milyar dolarlık bir ciroya sahip. 3.6 100 milyon dolar civarında 6.88 ihracatımız var. 3.888 de ithalatımız var. Savunma sanayinde başa baş giden bir şey var. Amerika diyor ki benim motorumla sen nereye ihracat yapıyorsun? Yarın der mi? E üst örtük diyordu. Bundan sonra bu yaptırımlarla diyecek gibi değil. Yani Azerbaycan ilişkilerine, Ukrayna ilişkilerine, e, politik stratejisine pek farklı bakmıyor şu ana kadar görünen şeyi bu. Yani oraya çok dolumsuz yaklaşmıyor yaptırımlarda. Bu tabii ki Trump yaptırımlar. Soru şu. Joe Biden geldiğinde bu yaptırımlar ne kardeşim hafif. Şunu biraz artıralım der mi? Kongre bunu ister, Senato'yu ister, sonuna bakanlığı, pentagonu ister. Joe Biden da isterse yaptırımların ağrı o zaman gelir. Der mi Joe Biden bunu? Benim görüşüm öncelikle Türkiye'nin Trump'ın buradaki yaptırımlarda Türkiye'nin ekonomisine yönelik değil, savunma sanayine yönelik bir yaptırım yapıyor. Savunma sanayinde de tedariklere yönelik değil. Biraz göstermelik kaldığını düşünüyorum. Öyle beklendiği gibi ağır değil. Şimdi Joe Biden geldiğinde Türkiye'ye böyle sert, kesin, kati hemen getirin bakayım Türkiye dosyasını masaya da biz buna yaptırım uygulayalım diyeceğini düşünmüyorum. Neden? Çünkü Amerikan hakimiyetinin yeniden devam edebilmesi için Eski Amerikan mütefiklerinde yeniden masaya oturup ikna etmesi gerekiyor. Türkiye ile de. Yani Türkiye zaten e, Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması vardı. Amerika Amerika ile biz işbirliğinin her zaman varız. Cumhurbaşkanlığı'nın açıklaması yok. Batı ile varız. Ama bize olan hasmi, hasım yaklaşımlarını bir kenara koysunlar. Yani PKK'ya silah veriyorsunuz. Niye veriyorsunuz? Türkiye'nin e, e, hava savunma... Sıra ihtiyacı var. Bunu neden engellemeye çalışıyorsunuz? Yok işte biz bunu Rusya'ya karşı yapıyoruz. Nedeni de Türkiye'ye bir yaptırım yaptık diyor arka plandakiler. Aslında bu diğer ülkelere bir gösteri. Yani Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan S-400 alacaktı. Biz bunun önünü kesmeye çalıştık filan şeklinde yaklaşımları var. Şimdi Joe Biden'la beraber Amerika'nın çok ciddi problemleri var. Kendi içinde ekonomilerini bir kere toparlamaları lazım. Sağlık sistemlerinin toparlamaları lazım. Şu aşılama süreci ciddi. Ayrıca seçimden kaynaklı derin bir kutuplaşma var. Joe Biden'ın önündeki birinci seçenek iklim problemi. Dünya genelinde yeniden Birleşmiş Milletler'in toparlanması, Uluslararası Birleşmiş Milletler Endeksli Kurum ve organizasyonların yeniden işlevsel hale getirilmesi, Dünya Ticaret Örgütü'nden tutun da sağlık örgütüne kadar birçok örgütün yeniden mutabakat sağlamak istiyor. Ayrıca nükleer anlaşmalar noktasında Trump çekilmişti. Joe Biden yeniden dönmek istiyor. Buraya Çin'i de dahil edecekler. Öyle görünüyor. Ve bu şekildeki süreç uzar gider. Türkiye ile de kesip atacağını zannetmiyorum. Gürültü olabilir ama öncelikle masada Türkiye'ye kaç yıldır siz batıya entegresiniz. Biz Türkiye'nin silah ithalatına bakarsak Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, yani Avrupa kaynaklı, bizim ihracatımız da orada. Ağırlıklı ticaretimiz de batıyla. Yeniden Türkiye, NATO'nun da ikinci en büyük ordusu. Önemli bir misyon verelim size, gelin anlaşalım şeklinde. Masada bu süreç devam eder. Eskisi gibi değil, Türk Devleti hemen böyle atlayıp o deyip tamam, eyvallah filan diyecek de değil. Onlar nasıl savunma sanayinde bize gizli ambarla uyguluyorsa, benim anladığım kadarıyla bizim devletimiz de masaya oturacak ama bundan sonra kendi bildiğini yapacak. Bizim Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın bir açıklaması vardı. Bizi hiç kimse kararımızdan döndüremez. Dışişleri Bakanımız da açıklama yapıyor. Anlaşmaya hazırız. Yani Amerikalıların bizi uyguladığını biz şimdi uyguluyoruz aynı şekilde. Türkiye'nin savunma sanayinde kendine %70 yeterlilikte şu an. Ve bu yaptırımlar Türkiye'ye bu sürece hız verdirecektir. Muhtemelen çok uzun geçmeden yani öyle yıllar geçmeden belki de birkaç yıl içerisinde Türkiye kendi motorunu yapacaktır. Buna inanıyorum ben. Şimdi yapay zeka savaş sanayinde oyunun kuralını değiştirdi. Amerika Birleşik Devletleri DARPA var. Amerikan Savunma İleri Sanayi Araştırmalar Projesi diye orada e, robot askerler üzerinde çalışma yapılıyor. E, bir detayını size daha sonra açıklayacağım değişik videolarda ama bir tanesinden bahsedeyim. DARPA'nın yürüttüğü projede e, genellikçi genetik enstitüsü ile beraber yürütüyor, fonluyor orayı. Amerikan askerleri dünyanın değişik yerine gidiyor. Derilerinde bakteri, vektör dediğimiz hastalık taşıyıcı e, bakteri olabiliyor veyahut da değişik virüslere muhatap kalıyor. Biz askerlerin genetiğiyle oynayalım. CRISPR gen teknolojisiyle bunlara dayanıklı asker üretelim diyorlar. Bu bir. İkinci projeleri de yine askerlerin genetik çalışmalar sonucu CRISPR'la şu aşı tartışmalarında hikaye var ya radyasyona dayanıklı askerde üretelim. Ve bunun gibi çok değişik projeler yürütüyor. Bu projelerden şu Batı'da bu mRNA aşısının üreten Moderna efendim Bill beraber ileri savunma Amerikan ileri savunma ajansıyla ile ortak projeler yürütüyor. Moderna ilaç firmasına 56 milyon dolar daha geçen yıl hibe verdi Amerika Birleşik Devletleri. Niye hibeyi veriyor? İşte bu CRISPR'la genetik oynamaya yönelik. Şimdi yapay zeka endeksli yeni bir savunma sanayi, şey, silah sanayi geliyor. Ona göre de yeni bir savunma konsepti oluşturulacak. Özellikle Avrupa, özellikle Fransa ve Almanya birçok ülke Türkiye'nin Azerbaycan'da SİHA olarak yürüttüğü, aynı zamanda Libya'da yürüttüğü, Suriye'de yürüttüğü savaştan çok etkilendiler. Çünkü bir SİHA bir F-16'nın yapamayacağı noktada pratik, çevik, hızlı hareket ediyor maliyeti ne ki bir tanesi yani F-16'lara göre çok ciddi sonuçlar aldı. Mesela Suriye'de PKK'ya binlerce tır verip o kadar güveniyorlardı ki hendekleri kazaraktan orada Türk ordusu çamura saplanacak onlara göre. PKK Türk ordusunu madar edecek onlara göre. Ve bunlar da oturup seyredecekti. Fakat Mehmetçik ezdi geçti PKK'yı. Bir kültürü var. Şu an yeryüzünde savaş kabiliyeti olarak baktığımız zaman sürekli hareketi halinde olan bir ordu var Mehmetçik. Yani birkaç tane ordu var. Amerikan ordusu var. Bir de Türk ordusu var. Dünyanın farklı ülkelerine şu an asker gönderen, operasyon yapabilen. İşte savaşın yapay zekanında işte yeni savunma, yeni silah sanayi gelişiyor. Bir, bir de siber savaş dediğimiz Amerika'nın en çok korktuğu birkaç gün önce daha yeni e, Hazine Bakanlığı hacklendi. Daha önce FBI tamamen eklenmişti. Eklenmedik bir şeyi kalmadı Amerika'nın. Siber Savaş'ta da artık şartlar eşitleniyor. Yani Rusya bu konuda iyi görünüyor ama Türkiye'de bu andan ciddi bir mesafe aldı. Gelecek daha da alabilir. Çünkü bu rekabet alanında bireysel yeteneklere dayalı. Ama şimdi 20. yüzyılda ağır sanayi denen 4. 3. sanayi devrim sanayi devriminde ağır sanayi oluşması bunun argesi bunun navhavı 100 yıl aldı. Türkiye o bölümü kaçırdı. Ama şimdi dönün sanayi devriminde yeni bir silah sanayi geliyor önümüze. Aynı zamanda yeni teknolojiler geliyor. Türkiye'nin birkaç gün önce bakanlık açıkladı 5G altyapısını diyor. Biz kendimiz geliştirmeden kurmayacağız diyor. Almanya'dan bir açıklama vardı bugün. Evet yabancı şirketlerle bir çalışabiliriz. Huawei kastediyor. Ama istihbarat yapmayacaklarına dair bize garanti versinler diyor. Bu işlerin garantisi olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Amerika'nın yaptırımları var. Amerika bu yaptırımları isteseydi daha farklı ekonomik alanlara yönelirdi. Yönelmediler. Zaten biz Türkiye'nin ekonomisini batırmak da istemiyoruz şu an diyorlar. Yine James Jeffrey vardı Suriye özel temsilcisi. Onun bir röportajında diyor ki biz Ankara'ya gelirken Türkiye ekonomisini yerle bir etmeye hazırdık diyor. Konuşmalarda belli bir noktaya gelemeseydik diyor. Yani gayri nizami bir harp. Buyurun ekonomi yerle bir etmeye hazırdık diyor. Birileri de dış müdahale yok diyor. Şimdi biz dış müdahale yok derken insanlar e, şunun yanlış algılıyor. İçerideki problemleri niye bahsetmiyor? Ediyoruz. İçerideki problemler ayrı bir şey. Bir de dış müdahale var. Şimdi önümüzde yeni bir dünya var. Önemli olan Türkiye'nin burada ne yapacağı? Türkiye kendi kararını verdi. Ne doğu ne batı milli menfaatlerimiz çerçevesine gideceğiz. Ne pahasına olursa olsun. Burada da yerli motor şart bize. Devlet de bunun bilincinde çalışıyor. Savunma Sanayi Başkanı'nın açıklamasına göre bizim ilk üçüncü ülkelerle silah almamıza yaptırım yok diyor. Birçok satışlarımıza da yaptırım yok. Bu yaptırımlar beklenenden hafif. Ama bunu Türkiye kabul etti mi tanımadığını zaten söyledi. Hukuki olaraktan yaptırımlar daha sonra çıktı. Etik olaraktan da biz Amerika'nın hasımı mıyız ki siz bize yaptırım yapıyorsunuz diyor. İşin özü arkadaşlar, Türk Mehmetçiğin Azerbaycan'da Bakü'de yürümesi batıda çok ciddi bir refleks oluşturdu. Bundan sonraki Türkiye'ye yönelik hasmane davranışları masada otururken anlaşalım deseler bile ciddi ciddi düşünüyorlar. Neden düşünüyorlar? Dünya tarihine bakarsak 26-27 büyük imparatorluğun 16'sını Türkler kurmuş. Şu an jeopolitik duruma bakarsak da Türkiye'nin çok ciddi bir hatırı var. İşte selamun aleyküm diyerek Tanzanya'ya merhaba diyerek Doğu Türkistan'a kadar gidebilen bir Türkiye var. Ve Amerika Birleşik işte Devletleri'nin Rusya ile beklentisi belli. Bu yüzyılda Rusya yok diyorlar. Dağılacak. E her taraf Türk Rusya'da. Zaten 2060-2070 yılına gelindiğinde Rus ordusunun yapısı değişecek. Ruslar daha az olacak. E batıya bakıyorsun nüfus yaşlı. Bugün batıda mültecilerle yabancı düşmanlığı, ırkçılık yapıyor ama Almanya'da Avrupa'daki birçok ülkede yabancılar geri çekilse hayat durur. Yani çünkü birçok kendilerinin yapmadığı işleri yabancılar yapıyor Avrupa'da. Yaşlanan bir Avrupa var. Yaşlanan bir batı var. Batı bu yaşlılıkta önümüzdeki dönemde genel olarak da bir çizdikleri stratejide hakimiyeti yeni nasıl kontrol ederiz? Yapay zeka yükleniyorlar. İşte bu yüzyılda insanın vücudu hedefte diyoruz. Koloni insandır. Buna yönelik teknolojilere yükleniyorlar ama onun dışında ülkeler de artık eski değil. Ne Çin eski Çin, ne Rusya eski Rusya, ne de Türkiye eski Türkiye. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde e, önceden bu yaptırımlar alınsaydı yer yerinden oynardı. Türkiye battı bitti falan. Şu an çok da etkisi olmadı. Şimdilik bu şeyin e, Ermenistan'ın bir açıklaması vardı. Önemli bir yetkilinin. Diyor ki biz diyor Amerika'ya yaklaşsak Rusya'dan tokat yiyoruz. Rusya'ya yaklaşsak Amerika'dan tokat yiyoruz şeklinde. Batı'dan tokat yiyoruz diye. Dünyadaki bu kurulan iki denge var. Amerikan endeksli ülkeler Hinterland'ındaki Sovyetler Birliği'nin komünist ülkeler ve şu an soğuk savaş dönemindeki kutuplaşma gitti ama Aynı refleks hareketler devam ediyor. Türkiye'ye sen aynı kal. Büyüme. Niye büyüyeceksin savunma sanayinde? Bir seni koruruz NATO'dan. bir sana uçak veririz. Niye yapacaksın diyor. Türkiye bunu mecburen imkansızlıkla nedeniyle uzun süre kabul etti ama şu an Türkiye bunu kabul edecek noktada değil arkadaşlar. Kısaca bu yaptırımlar geldi ama Türkiye çok daha uzun bir zaman almadan savunma sanayinin %70 oranını %90'lara çıkartacaktır. Ve Amerikan motorları dışında Altan arayacaktır. Bu bir de pahalıya gelebilir bize. Şimdilik ee, çok dönemi değil o. Ee, batı artık Avrupa ve Amerika olarak da İngiltere bunun dışında e, Türkiye konusunda daha ciddi bir karar almak mecburiyetinde. Bu karar da ipleri kopartma şeklinde olmaz. Önümüzdeki dönemde yeniden bir masaya oturma şeklinde olur. Ha batı masaya otururken Nasrettin Hoca misali yapıyor. Önce bu tip ya ağır hat höt bir bar gürültü kopartıyorlar. Arkasından birkaç tane kara alıyorlar. Masaya güçlü oturmak istiyorlar. Hoca çocuğu suya göndermiş bir tokat atmış. Demişler niye tokat attın? E suyu dökmedi diye attım. E döker Ne anlamı kalır dökerse demiş. Batı'nın taklidi. Biraz bu arkadaşlar. Pandemi, salgın, la beraber sürekli bahsediyorum her videoda hemen hemen. Bir de büyük resetçiler, büyük sıfırlamacıların projeleri var. E, batı'nın üstünde, öncelikle Batı'yı ilgilendiren bir şey bu. Yani bu yüzyılda, bu 2021 yılında özellikle e, yepyeni şeyler olabilir. Neler olabilir? E, videolarda ayrıca anlatacağım ama şu an için bizim ihtiyacımız olan şey Türk milletinin birliği, beraberliği, dirliğidir. Yani Türkiye içeride kendi kutuplaşmasını azaltıp, kendi vatandaşlarını milli olarak birleştirirse, yani daha da sıkı hale getirirse, yani dış noktalarda biz anında birleşen bir milletiz. O noktada iyiyiz. Maşallah diyeyim. Şu Amerikan yaptırımlarında da hemen dört parti mecliste HDP hariç tanımıyoruz diye Amerika'ya bildiri yayınladı. Bu bizim avantajımız. Yani partilerimiz. Uluslararası krizde anında bir araya gelebiliyor. Dolayısıyla e, Batı yeniden hakimiyet noktasında Türkiye'nin ayağına gelecek masaya. Ne zamana kadar? Bu Joe Biden döneminde geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Batı ile Doğu arasında ipler böyle pat diye anında kırı, kırılmayacak. Gürültüle, patıdırla anlaşmana toplantı olacak ama kırılma noktasında Batı'da küresel mekanizmanın yeni sıfırlaması orada belirleyici olacak. Onun üzerinde daha çok düşünmemiz lazım. Türkiye'de çok tartışılmıyor, jeopolitik olayları tartışıyoruz ama dünyanın gidişatını belirleyecek stratejiyi şu an için ne Amerika çizebilir bana göre ne Avrupa çizebilir tek başına bunu çizecek mekanizma küresel akıl olduğunu düşünüyorum. Onu takip etmemiz gerektiği düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde bizim şu an sıkıntılı günlerimiz var. En dikkat etmesi gereken bana göre yönetici olsa Türk milletini ayakta tutmak için şu an tüm yardımlaşma organizasyonuna hız veririm. Bu milletin ayakta kalması lazım. Psikolojik olarak, sosyolojik olarak, ekonomik olarak. Çünkü İstanbul'da 2 milyon kişi çalışıyor yaklaşık hizmet sektöründe ve durdu. İnsanlar evlerine günlük yövmeleriyle gidiyordu. Buranın üzerine Türkiye'nin çok durması lazım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere diyorum.